Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 25, 26, 27 Nisan 2019 tarihinde yapılan Türkiye geneli özde bir yayınlarının edebiyat sorularını çözmüş olacağım. Bu ve diğer Türkiye geneli deneme sınavlarını daha yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Polisiye türün ilişkin bu açıklamada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş bakın. Bakalım birinci cümlede olumsuz bir gelişmeden söz ediliyor. Son zamanlarda polisiye edebiyat alanında yaşanan hareketlilik fark edilemeyecek gibi değil demiş. Arkadaşlar bu olumsuz bir durum değil. Bundan dolayı da cevabımız nedir? A seçeneğidir. Herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. 2. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözler aynı anlamda kullanılmıştır diyor. Köydeyken ara sıra babamla dışarı çıkıp kırlarda dolaşırdık. Ara sıra. İşlerimiz gitgide yoluna girmeye başladı. Gitgide Zaman zaman buraya gelir denizi seyrederim. Zaman zaman. Bir zamanlar ben de bu gençler gibi spor yapıyordum. Bir zamanlar. Çocuk ikide bir annesinin yüzüne bakıp gülüyordu. İkide bir. Bakın arkadaşlar bu cümlelerden anladığımız kadarıyla 1 ve 3 numaralı cümle nedir? Birbirinin yerine kullanılabilir arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ayakları onu dört yol ağzına doğru götürdü. Bir yanında bakkal bir yanında da tekkenin mezarlık duvarı. Karşısında iki evin arasında bir boş arsadan demir yolu görünüyordu. Bu boş arsacıkta yan yatırılmış bir bayram salıncağı duruyordu. Evlerden birinin kamburlaşmış belini üç uzun dirsekle desteklemişler. Sarı tenekeden bir tramvay arabası titreyerek sarsılarak geçti. Sokaklar boş, serseri kılıklı bir adam kolunun birini önüne doğru sallandırarak ayağının birini sürükleyerek geçti. Sokak yeniden boş kaldı. Birdenbire bir gürültü duyuldu. Tren geliyor, Edirne'den gelen bir yük treni yerleri ve evleri sarsarak hızla geçip gidiyor. Arkadaşlar çeşitli duyulara e, seslenilmiş midir? Evet bakın şurada gürültü ifadesini görüyoruz. Görme duyusu da var. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Peki e, farklı yapıda cümleler kullanılmış mıdır? Evet arkadaşlar bakın şu cümleye bakacak olursanız yapısı yönden nedir? Basittir arkadaşlar. Fakat e, şuradaki cümleye de bakarsanız şu cümleye de buranın da arkadaşlar girişik birleşik cümle olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da C seçeneğini denemiş olduk. Betimleyici ögeleri yer verilmiş midir? Paragrafın genelinde bunu görüyoruz bunu denemiş olduk. Eylemler ulu sırasına göre verilmiştir. Evet parçadan bunu da görüyoruz. Bu da doğrudur arkadaşlar. Fakat birinci kişi anlatımla oluşturulmamıştır. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü soru. Bu parçadan söz edilen sanatçı ve eseriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz diyor. Bakalım arkadaşlar. Sanatçının son eseri toplumsal gerçeklerimizin küçük ölçekli iz düşümü gibi. Sanatçının öykülerinde toplumsal olaylar öykü mekanına yayılmış bir sisi andırıyor. Yazar dili de kurguyu da ustalıkla kullanıyor. Hiçbir söz öykü kahramanında ileti durmuyor. Yazar yerli yerse söze karışıp öykünün iletisini okura dikte etmiyor. Ama okur okumanın ardında öyküdeki sembolik mekanın dışına çıkıp karakterlerin ötesindeki bir başka gerçeklik üzerine düşünürken buluyor kendini ifadesini görüyoruz. Bakın arkadaşlar şuradan sembolik mekanın dışına çıkıp karakterlerin ötesindeki bir başka gerçeklik demiş. Bundan dolayı da arkadaşlar biz A seçeneğini elemiş oluruz. Yine değerli arkadaşlar mesaj verme kaygısı taşımamaktadır diyor. Bakarsanız şuraya iletisini okula dikte etmiyor ifadesinden biz B seçeneğini de çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Çok katmanlı bir yapısı vardır diyor. Arkadaşlar bunu da paragrafın geneline baktığımızda çıkarabiliriz. C seçeneğini de elemiş olduk. Yetkin bir anlatıma sahiptir diyor. Şurada da kurguyu da ustalıkla kullanır demiş. Bunu da çıkarmış olduk. Ama toplumsal konulara yer vermemiştir ifadesini çıkaramayız. Çünkü toplumsal gerçeklerimizin küçük ölçekli iz düşümü demiş. Bundan dolayı da cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış cümlelerdeki boş bırakılan yerlerden birine getirilemez demiş. Bakalım. Damat Bey sıkıcı bulduğu konak yaşamından ve Naim Efendi'den kurtulmak için bir apartmana taşınır ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar bu eser nedir? Yakup Kadri'nin Kiralık Konak adlı eseridir arkadaşlar. Peki Damat Bey dediği kimdir? Servettir hatırlarsanız. Servetten bahsediyor bize. Damat Servetten. Bundan dolayı D seçeneğini elemiş oluruz. Bu arada Ali Rıza Bey işten ayrılınca oğlu kimdir arkadaşlar bu? Şevket'tir hatırlarsanız. Yaprak dökümünün e, akıllanmayan oğlu Şevket'tir. Bundan dolayı biz ağız seçeneğini indirilmiş olduk. Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü adlı eseriydi bu. 3 numarada bir saldırı anda tırmandığı tepenin en yüksek yerinde makineli ateş ile vurulur ve peyaminin kolları arasında can verir. Onun şehit olduğu haberini duyan Ayşe cephenin en ileri hattına kadar koşarken bir top mermisi parçası ile vurularak şehit düşer. Arkadaşlar bakın peyami demiş Ayşe demiş olaydan anladığımıza kadarıyla bu ateşten gömlektir. Kahramanlar onu gösteriliyor. Vurulan kimdir arkadaşlar? İhsandır. Bakalım seçeneklerde var mı? Yok. Bu dursun arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'na yedek subay olarak katılan bu savaşta tek kolunu kaybederek geri döner. Emir Eri Mehmet Ali'nin davetine uyarak onun Porsukçayı kıyısındaki köyüne gider diyoruz. Bakın Mehmet Ali'den bahsediyor. Birinci Dünya Savaşı Porsukçayı. Bu bize hangi eseri hatırlatıyor arkadaşlar? Yaban'ı hatırlatıyor Yakup Kadri'nin. Peki buradaki kahraman kimdir? Hatırladığınız gibi Ahmet Celal'dir arkadaşlar. Bundan dolayı biz E seçeneğinde demiş oluruz. 5 numaralı parçada Hayrullah Bey'in ölümünden sonra vasiyeti yerine getirilir. Hayrullah Bey zarfı alır. Zarfın içinde Hayrullah Bey'in bir miktar mektubu ile Feride'nin günlüğü vardır. Hayrullah Bey Feride hatırlarsanız çalı kuşudur arkadaşlar. Peki burada kim vardır? Kamuran vardır arkadaşlar. Bundan dolayı biz C seçeneğinde demiş oluruz. Ama Şahin Buradaki eserlerin hiçbirinin kahramanı değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Şahin Yeşilgece'de idealist bir öğretmen tipini arkadaşlar canlandırmaktadır. Altıncı soru. Aşağıda bilgi yanlışlığı olan cümlelerin hangisinde altı çizili bölümde yapılacak bir değişiklikle bilgi yanlışlığı giderilebilir demiş. A seçeneğinde Türk hikayeciliğini Anadolu'ya taşıyan Refik Halit Karay, Çağlayanlar adlı öykü kitabında Anadolu'nun sesini ve ruhunu sade bir dille yansıtır diyor. Bakın arkadaşlar. Çağlayanlar Refik Halit Karay'ın değil arkadaşlar Ahmet Hikmet Müftüoğlu'ndur. Peki Refik Halit Karay'ın bu eserin adı nedir? Bu da arkadaşlar memleket hikayeleridir hatırladığınız gibi. Bundan dolayı da cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır diyor. Varsa ve semai aynı hece ölçüsüyle oluşturulsa da ezgileri farklıdır. Arkadaşlar doğru. 8 hece ölçüsüyle yazılıyor ve ezgileri farklı ağaç çiçeğini elemiş olduk. Koşma ve semayelerde benzer konular ele alınır demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Aşk ve doğa konuları ele alınıyor. Bunu da elemiş olduk. Türkü ve destanlarda kavuştak adı verilen tekrarlanan dizeler vardır. Türkü de vardır fakat destanda yoktur arkadaşlar bu. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir. 8. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisi ayraç içindeki kavramla ilişkilendirilemez demiş. Bakalım Beyti Musarra diyor arkadaşlar. Beyti Musarra matla beyti gibidir arkadaşlar. İlk beytin kafiye nedir? AA şeklindedir. Bakın burada da neylersün neylersün feryat abat derken arkadaşlar yine nedir? Kafiyenin nişinin A A olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Aynı zamanda beyt Musarra şiirlerin ortasında da bulunur arkadaşlar. Besçinine bakıyoruz arkadaşlar. beyt Hasi demiş. Beyti hasi nedir? Dizeleri kafili, kafiyeli olmayan beyt anlamına gelir arkadaşlar. Firakız Gülşen'imizden kafiye var mı? Yok. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. C seçeneğine bakıyoruz. Taç beyt demiş arkadaşlar. Taç beyit nedir? Şairin mahlasının yer aldığı beyttir. Etse nef'i derken bakın nef'inin ismi yer almış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. E Eğitçeyin de beyti makta diyor arkadaşlar. Makta beyti son beyittir. Son beyitte şairin mahlası yer alır. Necati demiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Beyti matla demiş. Bakın matla beyti ilk beyittir. Demin söylemiştik. Matla beyti nasıl ölçülür arkadaşlar? Kafi ölçüsüne bakılır. A, olması lazım. Hemen muradımız. A, B'dir bu. Bundan dolayı da bu beyti matla değildir. Doğru cevabımız da nedir bundan dolayı? D seçeneğidir. 9. soruya geçiyoruz. Edebiyat akımları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgiler sırasıyla aşağıdaki akımlardan hangileriyle ilgilidir demiş. Bakalım. Bu akımda fert kendisini diğer insanlarla birleştiren, özelliklerden çok başkalarından ayıran özellikleriyle işlenir. Duygular ön plana alındığından karakterlerin ruhsal özellikleri ön plandadır. Arkadaşlar biz buradan neyi anlıyoruz? Bu akım nedir? Klasizm değil, klasizm değil, naturalizm değil, romantizmdir. Devam edelim. 3-4 saatlik bir zaman içine aylar, yıllar sürecek bir olayı sığdırmak mümkün değildir. Tesiri derli toplu oluşuna bağlı olan konu zaman ve mekana dağıtılmamalıdır. Sanatçılar başarılı olmak için basit konuları belirli bir zaman ve mekan çerçevesinde işlemelidir. Arkadaşlar buradan da bunu ne anlıyoruz? Klasizm olduğunu anlıyoruz. Bu akımdaki insanı fizyolojik şartlar çevre ve içinde bulunan durum bağlamında inceleme eğilimi daha sonraki yıllarda gelişecek olan modern roman anlayışının da temelini oluşturacaktır. Arkadaşlar buradan da ne anlıyoruz bunun? Naturalizm olduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı da doğuracağımız nedir? C seçeneğidir. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada isimleri verilen sanatçıların çıkardığı gazetelerden biri değildir demiş. Hangi sanatçılar var burada? Bakın Şinasi var, Ziya Paşa var, Ahmet Mithat Efendi var, Ali Suavi var. Muhbir kimin gazetesidir arkadaşlar? Ali Suavi'nin gazetesidir. A seçeneğini elemiş olduk. Peki tasvir efkar kimin arkadaşlar? Bu da Şinasi'nin gazetesidir arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Hürriyet kimin? Hürriyet arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Namık Kemal'in gazetesidir. Peki Namık Kemal bunu kiminle çıkarıyor arkadaşlar? Ziya Paşa ile çıkarıyor. O yüzden biz bunu da demiş oluruz. Tercümanı hakikat arkadaşlar bu da Ahmet Mithat Efendi'nin efendinindir. Dolayısıyla biz bunu da demiş olduk. Sabah kimindir? Sabah arkadaşlar Şemseddin Sami'nindir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Tazimat edebiyatının halka yönelme ve halkın duyarlılığıyla bağ kurma anlayışının arayışının belki de en anlamlı somutlaştırması bu sanatçının eserlerinde görülür. Onun Türk edebiyatına katkısı konularının çeşitlenmesini, dil ve anlatım imkanlarının zenginleşmesini, edebi beğeninin popülerleşmesini sağlamış olmasıdır. Edebiyatı tarihle, coğrafyayla, iktisadı hayatla buluşturmuş ve adeta kaynaştırmıştır. Edebiyat içinde ve edebiyat yapmak adına değil geniş bir kesime okuma zevki aşılamak ve halkı eğitmek amacıyla yazmıştır. Halkın öğretmeni olma görevini yerine getirmek için çoğunlukla oldukça sade bir dil kullanmıştır. Hacı'yı evvelden bahsediyor arkadaşlar. Kimdir? Ahmet Mithat Efendi'dir. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneğidir. 12. Soru Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen romanın yazarına ait değildir demiş. Bakalım. Ünlü yazar 40 yıl adlı anı kitabında romanındaki Ahmet Cemil karakterinin şahsında aslında bütün bir baskı döneminin bunalımlı gençliğini anlatmak istediğini ancak devrin siyasi şartları yüzünden gençliğin sadece sanat ve aşk hülyalarına yansıtabildiğini dile getirmiştir diyor. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız kimden bahsediyor arkadaşlar? Halit Ziya Uşaklıgil'den bahsediyor. Şimdi ne miydi arkadaşlar? Onun eseri Aşk Memnu Halit Ziya'nın 40 Hayatlar Halit Ziya'nın Sefil'e Halit Ziya'nın. Peki bir kadın düşmanı kimin arkadaşlar? Bu Reşat Nuri Güntekin'in eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır arkadaşlar. 13. soru. Bu parçada söz edilen yazar ve yapıtı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Türk Edebiyatı'nda deniz şiirini açan yazar olarak bilinen kimdir arkadaşlar bu? Zeyyat Selimoğlu olabilir. Kemal Bilbaşar olmaz, bu Uzuner olamaz, Bahattin kişi olamaz, Halikarnas balıkçısı olur. Genellikle Ege'de Akdeniz kıyılarında gelişen denizle ilgili konular işler. Balıkçılar, sünger avcıları, gemici ve dalgacılar yapıtlarında başlayacak işlerdir. Şiirsel destansı bir anlatımda Türk denizcilik tarihinin şanlı zaferlerini ele almıştır. Özellikle Mahmut isimli bir denizcinin yaşamında ele aldığı, arkadaşlar biz ailelemiş oluruz, doğru cevabımız nedir? Ali Karnas balıkçısıdır. Aganta Burina, Burinata'dan bahsediyor arkadaşlar. 14. soru: Aşıdakilerden hangisi Maxim Gorki'nin altı çizili bölümle eleştirdiği şairlerden biri olabilir demiş. Bakalım şiirlerin aşırı biçimde soyutlaştırarak sanatın gölgesi haline getirenler demiş. Hasan Hüseyin Korkmazgil olamaz bu çünkü toplumcu gerçekçidir. Atool Behramoğlu olamaz bu da öyledir. Ahmet Arif bu da toplumcu gerçekçidir. Ercüment Behzat'la bu da toplumcu gerçekçidir arkadaşlar. Doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. İlham Berk çünkü arkadaşlar ikinci yeniciler arasında yer almaktadır. Bunlarda ne yapmıştır? Şiiri soyutlaştırmaya çalışmıştır. 15. Yukarıda numaralanmış türlerden hangileri kişisel hayatı konu alan edebi eserler arasında yer almaz diyor. Bakın mektup alır arkadaşlar, hatıra alır, deneme almaz fıkra arkadaşlar bu da almaz. Gezi yazısı olabilir. 3 ve 4 nedir? Bizim doğru cevabımızdır. Yani D seçeneğidir. 16. soru. Bu düzenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan derler insanda derin bir yaradır köksüzlük. Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük birden fazla ulamaya yer verilmiştir diyor. Bakın bizler o sonra e, varlık olan derken buralarda ulamalar var. A sineğini elemiş olduk. Tunç uyak vardır diyor. Bakalım köksüzlük, öksüzlük bunun içinde yer aldığı için burada da tunç uyak vardır. C'yi elemiş olduk. Kafiye şeması A, A, B, B biçimindedir diyor. Yani düz kafiyeden bahsediyor. Bakalım A, A, B, B. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. İronik bir anlatım tercih edilmiştir. Bu da vardır arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. 17. soru. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Benim sözüm çürük değil sağ gibi. Çürük sözler erir akar yağ gibi. Üzerinden kervan geçer dağ gibi. Yokuşluyum sanma beni düzlüyüm. Teşbih sanatına yer verilmiş mi arkadaşlar? Bakın geçer dağ gibi derken dağ benzetmiş. Bu kullanılmış. Çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır diyor. Bakalım. Arkadaşlar bakın A, 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 B'dir. Biz buna düz kafiye diyoruz. Çapraz kafiye nasıldı? A, B, A, B şeklindeydi. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. 18. soru bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir diyor. Bakalım. Abdülmacit döneminde tanzimat ve ıslahat fermanlarıyla resmiyet kazanan yenileşme ve batılaşma hareketlerine karşın halkın duygularına tercüman olmuş, toplumda gördüğü sosyal aksaklıkları ve çarpıklıkları padişahtan bile çekilmeden pervasızca dile getirmiştir. Halk edebiyatında taşlama adını alan bu türde oldukça başarılı sanatçıların sanatçının durumu Biraz da onun karakteriyle alakalıdır. Saray tarafından lüzumu olmaksızın yapılan sınırsız harcamalar, halkın yeniliklere ayak uydurmaması, adalet mekanizmasının çökmesi onun şiirlerinde hicvedilmiştir diyor. Abdülmecit dönemi, Tanzimat falan arkadaşlar aşağı yukarı 19. yüzyıldan bahsediyor. Karaca olan olamaz, Eşref olurum mu olamaz, Bayburtlu zihni olamaz, Dadaloğlu olamaz. Doğrucağımız nedir? B seçeneğidir. Yani Seyrani'den bahsediyor bu parçada arkadaşlar. 19. soru. Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki şiir biçimlerinden hangisinden alınmış olabilir demiş. Bakalım arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 dizeden oluşuyor. Gazel olamaz, beyitler halindedir. Kaside olamaz, beyitler halindedir. Şarkı olamaz, nakarat bölümü yok arkadaşlar. 4 dizeden oluşur. Bu da olmaz. Murabbaa dörtlük demek, 4 dizeden oluşur. Bu da olmaz. Tahmis beşleme demektir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir. 20. soru. Bu parçada söz edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. 1642 yılında Urfa'da doğan şair ilme ve sanata merak salıp 20'li yaşlarda İstanbul'a gelir. Divan katipliği görevinde bulunur. Daha sonraları Halep'e yerleşir. Divan şiirinin hikemi tarzın öncülüğünü yapan demiş arkadaşlar. Şair Halep'te yaşadığı dönemde 7 yaşındaki oğlu Ebu Hayr için yazdığı Hayriye adlı eser önemlidir demiş. Arkadaşlar buradan kimi anlıyoruz biz? Nabi'yi anlıyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir. 21. soru. Bu parçada söz edilen yazınsal tür aşırakilerden hangisidir demiş. Bu türde eserlerin içeriğinde yer alan konulara bakıldığında insanın yaratılışı, peygamberlerin hikayeleri, Hz. Muhammed ve onun hakkında bulunan sahabelerin, dervişlerin övgülerine rastlanır. Ancak asıl içerik öğütlerden oluşur. İnsan nasıl kurtuluşa ve mutluluğa ulaşır sorusunun cevabını model davranışlar anlatıp öğütleyerek cevaplar. Çeşitli karakter özelliklerinden hareketle kişilik tipleri oluşturur. Örneğin ahmaklar, fasıklar, cimriler, katı kalpliler, cömertler, münafıklar, dervişler, takva sahipleri ve gerçek erenler gibi isimlendirme ve betimlemelere yer verir. Bu kişilikler çevresi, çerçevesinde pek çok olumlu ve olumsuz karakter özelliklerinden söz eder demiş. Bakın arkadaşlar bu tezkire değildir. Biyografidir tezkire biliyorsunuz. Sefaretname değildir arkadaşlar. Elçilerin e, sunmuş olduğu raporlara denir. Gazavetname savaş olaylarını anlatır. Din uğruna yapılan savaşları. Bu da değildir. Surname arkadaşlar. E, sünnet düğünleri ya da nişan gibi olaylar anlatır. Bu da değildir. Öğüt dören. Buradaki ürünlerden sadece arkadaşlar nedir? Pentname'dir. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneğidir. 22. soru. Aşağıdaki yazar yapıt eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım. A seçeneğinde Recep Bilginer 1 kilo namus tiyatro demiş. Arkadaşlar 1 kilo namus tiyatro eseridir fakat Recep Bilginer'in değil. Kimindir arkadaşlar bu eser? Refik Erduran'ındır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 23. soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilirse bir bilgi yanlışı ortaya çıkar demiş arkadaşlar. Birinciye fakir baykurt kaplumbağalar diyor arkadaşlar. 1950'den itibaren özellikle Mahmut Makal'ın bizim köy adlı yapıtının yayınlanınca köye ilgi artar yazarlar köy ve köylülerle ilgili çeşitli konularda yapıtlar verir söz gelimi demiş. Bir de ne vardı? Fakir Baykut Kaplumbağalar. İlerici aydınların öncülüğünde köyün kalkınması ve karşılaşılan engeller gündeme getirir demiş. Bu doğrudur arkadaşlar. Ağaç çiçeğini elemiş olduk. İkinciye Yaşar Kemal İnce Mehmet demiş. A köylü çatışmasının kahramanı idealize ederek verir demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Üçüncüye Orhan Kemal bereketli topraklar üzerinde demiş köyden kente göç olgusunun doğurduğu sorunları karamsar bir biçimde aktarır demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Taliba Faydın sarı traktör demiş. Tarımda makineleşmenin olgusunu demiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Beşinci Aziz Nesin Zübük demiş. Köylünün zorlu ekonomik koşullar altında ezilişi ve doğayla olan mücadelesini çarpıcı bir anlatımla verir. Arkadaşlar burada Aziz Nesin'in eserinde kahraman kimdir? Zübükzade İbrahim Bey'dir. Sonra Sabri Ağa vardır hatırladığınız gibi. Bunlar köylüleri genel itibariyle ne yapar arkadaşlar? Dolandırır. Bundan dolayı da e, verilenle uyuşmadığı için arkadaşlar doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar geçiyoruz son soruya. Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır demiş. Bakalım. Sensiz doğan güneşin yüzünde hariler var. Her bahar ve her çiçek aşkımı söyler ağlar ifadesinde. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ne vardır? Teşhis sanatı vardır. Kişileştirmenin olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki Türkiye Geneli Deneme Sınavında buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.